Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kırmızı rengi görünce ya kiraz modeli ya da kalp modeli çalışması yapacağımız aklınıza gelebilir. Evet arkadaşlar doğru tahmin ettiniz modelimiz bu şekilde. Çok zarif bir kalp modeli. Bugün bu şekilde sizlere böyle arasına üçer kirpikli ara suyu yaparak kalp modeli çalışacağız arkadaşlar. Çok zarif, çıtı bıtın bir model olsun. Ağır modeller, hafif modeller, orta modeller gösteriyorum sizlere. Hangisi hoşunuza giderse arkadaşlar seçip beğenip ondan yapabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken aynı şekilde tığ battığımıza sık iğne ile giriyoruz bu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Her örümceğin dibinde olduğu gibi biz de bir tane zincir çekerek şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Örümceğimizin boyu bu kadar. İki defa tığımın başına doladım. Bir, iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir, iki, iki, iki. iki. Ara suyunu bir tane koyuyorum bu şekilde kirpikli trabzan. Modelimiz sade ve zarif olduğu için bir tane bence yeterli. Siz de bir tane koyun arkadaşlar. 2-3 fazla aralık mesafe olmasın. Sık değil. Gayet rahat ve kolay bir şekilde de yapılan bir model. Bu şekilde trabzanımızı yaptık. Ve 6 tane zincir çekiyorum. İlk önce yuvamızın yapımıyla başlıyorum dediğim gibi. 6 zincirimi bu şekilde trabzanıma kapattım. Geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. hemen yanındaki tığ battığımıza kapatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir tık ileri gitmesini istiyorum. Dibine batıp böyle sık ve marullaşma bir görüntü vermesini istemediğim için bir tık yanındaki sık iğneye giriyorum. Yine bir zincir çektim. Şöyle yine aynı büyüklükte. Örümceklerimiz hep aynı büyüklükte arkadaşlar. Bu şekilde bir örümcek yapıyorum. Şimdi ara suyumuzun yapımına geçiyorum. İki defa doladım arkadaşlar. Tığımın başına. Daha uzun sevenler 3 de dolayabilir. Tabii ki 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Şimdi altı tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi yaptığım trabzanıma kapattım. Tekrar 6 zincir. Yine kirpik olarak trabzanıma kapatıyorum. Bu şekilde zincirimizi kapattık. Buraya 3 tane kirpik yaptık. Geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Altıncıydı arkadaşlar. Buradaki yandaki tığ battı. Demin de söylediğim gibi marullaşmaması için bir tık yanındaki bu şekilde tığ battıya kapatıyorum arkadaşlar. Yuvamız ve yanındaki ara suyu. Bir zincir çekiyorum. Şöyle uzaltıp ipimi orta boy yine öbürküleriyle aynı büyüklükte bir örümcek yaptım. 2 defa tığımın başını doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1 2 2 iki olarak alıp buraya yine bir trabzan yaptım. Sıra yuvamızınkinde 6 zincir. 6 zincirimi hemen kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir yuva yaptım. Kırmızı kalplerimiz için yuva. 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 ve 6 7. dediğim gibi arkadaşlar bir tık ilerideki tığ battımı. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıp hemen bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizin boyutları aynı. 2 defa doladım 1-2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1-2 2 olarak aldım buraya bir trabzan yaptım 6 zincir 6 zincirimi kirpik olarak kapattım İlkine 6 zincir diğerlerini 5 zincir arkadaşlar Dönüş olduğu için Bir tanesi yeniyor O yüzden sadece birinci kirpiğimi 6 zincir 5 zincir kapattım bu şekilde şimdi arkadaşlar geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum 2 oldu 3 4 ve 5 6. sık iğnemi bir tık ilerideki tığ battıma kapatıyorum bir tane de zincir çekip bu şekilde burada bırakıyorum arkadaşlar evet alt suyumuz bu şekil oluyor gayet zarif gayet de hoş oldu arkadaşlar verdiğim zincir sayılarına verdiğim örümcek boyutlarına bu şekilde yaparak arkadaşlar sizde böyle marullanmadan çok zarif bir alt çimeni hazırlayabilirsiniz. Evet şimdi şu, bu kırmızı kalplerimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar altı zincir çekerek buradaki sık iğneli trabzanımızın başına yuva yapmıştık yeşilden. Oraya sık iğne ile girip ipimi tığıma tutturdum ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kirpik olarak yeşil yuvaya kapattım. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi kapattım ikinci kirpik olarak yeşil yuvaya. 5 zincir kapattım üçüncü kirpik olarak. Evet arkadaşlar buraya üç tane kirpik yaptık bu şekilde ve buraya ilk ikinci 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimi şu şekilde çevirip ortadaki kirpiğimin arasına girdim ve sık iğne ile kapattım. Bakın arkadaşlar bu ilk sık iğne ile yaptığımız şöyle elimizle de aşağısa yukarı çekelim. 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 6 7 ve 8. 8 zincirimi bu yeşil yuvaya arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile tutturdum. Bunu buraya kabilesin diye arkadaşlar yapın. Bir zincirle pardon iki zincirle şöyle yaptığımız bu sekiz zincirin içine girip kapatıyorum. Bu buraya sağlamlaştığına göre gözümüzü de yormasın arkadaşlar. Şöyle ipimizi keselim. Bakın daha temiz çalışabiliriz. Bir, iki zincir. 2 zincirimi kapattım buraya kepik olarak. 2 zincir, kipik olarak kapattım. Toplamda 8 tane yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincir. Aldığı kadar da doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar alırsa. Zaten 8 zincire de 8 zincir. 8 kirpik veya 9 kirpik. Bu şekilde bir tanesini doldurduk arkadaşlar. Şimdi ikinci yuvama sık iğne ile geçiyorum. Bakın bu sık iğne ile geçiş bu şekilde kalp görünümü veriyor. Hem de bu alt bu şekilde zinciri sık iğne ile tutturduğumuz için kalp görünümü oluyor. 2 zincir kirpik olarak kapattım. 2 zincir kirpik olarak 3 oldu. 4 6 7 ve 8 Evet. Zincirimizin içini bu şekilde doldurduk ve bu yeşil yuvaya son kez bir sık iğne ile giriyorum arkadaşlar. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım bu şekilde oluşuyor arkadaşlar hemen bunu burada yanda bırakmıyorum her zamanki gibi arkadan en son yaptığım sık iğnenin için arkadaşlar bu şekilde kameranın önünde insan zorlanıyor sanki ilmeği almak için ama arkadaşlar öyle değil gayet rahat bir şekilde hemen alabilirsiniz biraz panik mi yapıyoruz artık vakit geçiyor diye heyecan mı yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar çok hoş oldu. Öbürkileriyle de sayı olarak uyumlu olacak arkadaşlar. Sayılarını farklılaştırmayın. Bu şekilde hepsi bir olacak. Şunu da yapalım arkadaşlar. 6 zincirli yuvamın içine arkadaşlar bu şekilde sık iğne yaparak tutturuyorum. 5 zincir. Buraya kirpiğimi yapıyorum. Bir tane 5 zincirli kirpik oldu. 3 tane olacak arkadaşlar. Yine 5 zincir. Yine kirpik. Yine 5 zincir. 3. kirpik. Bu şekilde 3 tane kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Döndüm. Ortadaki kirpiğimin içine sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Buradaki arkadaşlar 8 zincirli yuvamın içine girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde 1 2 zincir çekiyorum. Düz yüzüne döndüm. 2'şer zincirli kirpiklerle dolduruyoruz. 1 2 zincir 1 2 zincir 4 2 zincir 6 2 zincir 7 2 zincir 8 Evet arkadaşlar, bu şekilde yarısını doldurdum. Diğerine de sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde aynısı gibi iki zincir çekerek buraya kirpikler yapıyoruz. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 ve 8. arkadaşlar. Bu şekilde bir tane sık iğne de yeşil yuvada yapıyorum. Bir zinciri de çekip ipimi koparıyorum. İplerimi yakıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bitmiş hali bu şekilde. Çok zarif, çok hoş oldular. Çok gördüğünüz gibi tiril tiril bir model oldu. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.